Ormanın derinliklerine girdik, streçlimden içinde sobası olan bir çadır yaptık. Geceyi çakallarla dolu ormanda yalnız geçirdik. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 günlük minik bir ayrılığımız oldu. Video sonunda konuyla alakalı bir bilgilendirme de yapacağız. Çok uzun süredir streç filmden çadır yapmak ve onun içinde kalmak istiyorduk. Bugüne kısmetmiş. Tabii ilk sefer için biz buna cesaret edemedik. Önden Deniz ve Mücahit keşfe çıktılar. İlk olarak bizim evimizin yan tarafında biliyorsunuz güzel bir orman var. Orada çok güzel bir kamp alanı bulmuşlar. Oraya gittiler. Baby you give me ice. Tabii kamp alanını bulur bulmaz yerleşebilmek adına ufak bir keşfe çıktık. Keşiften sonra da streç filmden çadırımızı yapmaya başladık. Buldun mu? Oo. Bir tane bizim için kırılmış burada. Evet, onlar da var, onlar da işimize yarar. Şu da zaten gayet kalın. İki ağacın arasından. Ah. Oh. Tamam, şimdi bak o ayağı çekebiliriz oraya. Sert bir vur abi.
Olay çok güzel oldu ama. İçeriği çok güzel yerleştirmişler, çok güzel kurmuşlar. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Deniz tabii bizden çok ayrı kalamaz. Orada keyifli vakit geçirirken bile bizi unutmamış. Aradı, konuşurken şöyle bir etrafa baktım. Çok da beğendim herhalde. Yakın zamanda biz de bunu yapacağız. Tecrübe edeceğiz gibi gözüküyor. Aşkım. Prenses. Ne yapıyorsunuz? Evet. Tam prenses aşkım benim. Ya ama uyuyayım baba. Uyuyayım. Oğluşum ne yapıyor? O da burada. Adam burada. Yerim onu ben. Zaten bir şey olursa ararsınız. 5 dakikaya direkt yanınızdayız. Göster bakayım. Oo, güldür güldür yanıyor. Vallahi üşüyoruz diyeceğim ama biz de burada çok sıcaktayız. Aşkım, sıcak. Ya. Çadırımız da çok güzel oldu. Sobamız da yanıyor. Önde şömine de yanıyor. Ya hatta ben şapkayla mont getirdim. Efendim? Kaç oda kaç salon diyorum. Bir oda bir salon. Bir mutfak. Hatta ben üstüme getirdiğim montumu falan giymedim. Ah canlarım benim. Aşkım. Şimdi birazdan bir çakal avına çıkacağız. Bakalım yakalayabilirsek. Avdarken. Ya avdarken fotoğraf avı. Hani yakalayabilecek miyiz bakalım. Modunda. Prensesim benim. Nasıl bıraktıracağız Mia sana o şeyi? Vallahi bulmuş. Ya babacım seni seviyor. Babacım çok seviyor. Oy seni yerim ben seni. Seni yerim. Evet. Tamam aşkım sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye baba. Hadi bye bye. Bye bye. Dikkat et kendine. Tamam aşkım. Tabii şu an siz sadece ateşi görüyorsunuz. Bir de arkada ateşin aydınlattığı böyle bir müco var sanki. Merhaba. Hava kararmaya başladı. Arkada uluyan çakalları duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok özlemişim ya böyle akşamları. Hocam. Ateş başı güzel oluyor ya. Ateşi izlemek zaten bizim galiba bu evrimimizle alakalı bir şey. Çok rahatlatıyor. Çünkü tam o mağara adamları döneminde en huzurlu zamanları ne zaman? Böyle mağara içinde ateş yaktıkları zaman. Mesela ateş tüm hayvanları korkutuyor. Ama bizi mutlu ediyor mesela. O da enteresan bir şey. Ayısı, kurdu, çakalı vesairesi hepsi ateşten korkuyor ve kaçıyor. Ama insan ateşte huzur buluyor. Güvenlik buluyor, rahatlık buluyor. Özellikle ateşi izlemesi değil mi? Evet. Sen konuşurken ben daldım zaten ateşi. Evet sevgili dostlar. Gece bizim için bitti. Şimdi uyuma vakti. Çünkü sabah ilk ışıklarda uyanıp ormanın uyanmasını da size göstermek istiyorum, çekmek istiyorum. Valla çok keyifli bir akşam. Çok özlemişim. Kampı zaten çok seviyorum. En son Sultanpınar Yaylası, işte Filiz'de yaptığımız kamp vardı. Doğumdan 3 gün önce. Bir an önce bir çadır alıp inşallah yakın zamanda ailecek kamplarımıza da başlarız. Hepinize şimdilik iyi geceler. Bir
Bir de videolarımız düzenli izleyenler bilir. Bizim burada akşam çok fazla çakal sesleri oluyor. Evet. O çakal seslerinin geldiği ormanın böyle içinde bayağı yerleşimden uzak bir yere çadırımızı kurduk. Gece de biraz çakal sesleriyle geçti tabii. Buraya kadar geliyorsa orada nasıldır? Çok şey değil. Bol bol çakal vardı. Hatta çok yakına çakallar geldi. Ben çakalların yanı sıra bir de soğuktan çok tedirgindim. Çok üşüyecekler diye düşünüyordum ama sabah uyanmışlar, hiç üşümemişler, kahvaltılarını gayet güzel yapmışlar. Deniz sonrasında eve geldi. Her güzel şeyin bir sonu oluyor arkadaşlar. Son çayımı içiyorum bardağımdaki. Ondan sonra toplanıp artık yavaş yavaş eve dönüş yoluna çıkacağız. Allah'tan çok uzak değiliz. Köyümüzün yanı hemen orman biliyorsunuz. O ormandaydık. Aşağı yukarı bir 5-10 dakikalık yolumuz var. Onun haricinde bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu kadar güzel olacağını, bu kadar korunaklı olacağını gerçekten tahmin etmemiştim. Sobamız çok güzel çalıştı. Dışarı şöminemiz çok iyiydi. Emico ile sohbetlerimiz çok iyiydi. Keyifli bir akşamdı. Bu arada dostlarımız... Tüm çöplerimizi de topladık ve yanımıza aldık. Arkamızda hiç çöp bırakmadık. Lütfen böyle doğaya çıkan herkes de aynı duyarlılığı göstersin ve giderken yanında götürdüğü şeylerin çöplerini mutlaka dönerken de yanında götürsün. Evet sevgili dostlarımız, bugünü de kazasız belasız atlattık. Çok keyif aldığımız bir kamp deneyimi oldu. Darısı başıma. Darısı başına. Darısı hep birlikte gitmenin başına. Evet. Bu arada... Şöyle bir dakika tutar mısın Filistan? Tabii. Tutarım şöyle. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. Hop. O zaman beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Yorum desteğiniz için de ben çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Evet, veda etmeden önce aslında bir açıklama yapacaktık. O açıklamayı duyuralım. Filiz ile Deniz adında yeni bir YouTube kanalı açıyoruz. Ve bu YouTube kanalından da günlük vloglarımızı yayınlayacağız. Yani Filiz ile Deniz'le beraber İstanbul'dan Kaçış kanalı da tabii ki devam ediyor olacak. İstanbul'dan Kaçış'ta yine 4K kalitesindeki bu iyi özel videolarımızı izleyeceksiniz. Günlük hallerimizi görmek için de Filiz ile Deniz kanalını takip etmelisiniz. Ben açıklama kısmına ve ilk yorum olarak sabitlenmiş olarak yeni kanalımızın linkini bırakacağım. Oradan da bizi takip edip abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Bize çok güzel bir destek vermiş evet, sevgili olursunuz. Sevgili Can Bağlarımız, yani desteklerinizi esirgemezseniz bu noktada da çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Bu arada niye böyle bir şey yaptık? Bu videoda bunu çok uzatıp anlatmak istemiyoruz. Pazar günü canlı yayınımızda da bununla ilgili detaylı açıklama vereceğiz. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın. Süpersiniz. Çok pratik yaptım. Şunu da alalım. Basmıyor. Saat biraz erken çıkalım. Sezen Ateş Başı'na muhabbet ederiz. Ben Ateş Başı muhabbetimize edelim. Daha güzel olur. Bir de biraz bir dolaşalım bakalım. Hani ben çakal falan görecek miyiz diye merak ediyorum. Çakallarla dans. Bayağı. Hani ulumaları falan geliyor çünkü. Ulumalar burada 10 metre aşağıda. Yakından geliyor. 10 metre aşağıda geliyor abi.
Gecelerin şahidi olmaz bak. Ya çakal insana yaklaşmaz diye düşünüyorum. Burada ayı da yoktur, kurt da yoktur bence. İşte o çakal diye zannettiğimiz kurt olmasın. Değildir inşallah.